Sevgili seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, Atürk TV'de canlı yayınlanan Sivil Düşün adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızı kardeş kanallarımız TV Türk ve Atürk TV'den de izleyebilirsiniz. Evet, bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayız. İK Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kliva'nı stüdyomuzda canlı yayınımızda konuk olarak ağırlıyoruz. Ben kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz İbrahim Bey, çok nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun Ayşegül Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün farklı bir konu olacak. Aslında seyircilerimiz, İzmirliler sizi tanıyorlar ama biz gene de bir hatırlatalım istedik. İbrahim Kliva'n kimdir? Bir aktarır mısınız? İbrahim Kliva'n 1975 doğumlu, Bitlis merkez doğumlu, Bitlis'te oturuyorum, Bitlis'te ikamet ediyorum. İbrahim Kliva'n, ben şahsım ve Bitlisler adına beni bu programda konuk ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Harikasınız İbrahim Bey. Biz de şimdi konuyu ufak ufak açalım. 2019 senesinde aslında İzmirliler sizinle bu yerel motiflerin İzmir'e taşınması değil mi? Farklı kültürlerin, ülkemizin farklı kültürlerinin İzmir'de buluşturulması ile ilgili organizasyonlarla tanıdılar. Evet, özellikle doğru. Karşıyaka Bostanlı diyelim değil mi? Orada evet. Oldukça evet. Tanınıyorsunuz. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İK organizasyonun faaliyet alanları nedir? Ne yaparsınız? Biz ne yaparız? Biz İK organizasyon olarak İzmir'i çok seviyoruz. Bunu öncelikle belirteyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Genelde yaptığımız yöresel illerin tanıtımını, o yörenin ürünlerini getirip İzmir halkıyla buluşturuyoruz. Evet, çok güzel. Onun dışında bu arada yani İK organizasyon bu yerel motifleri, Doğu'nun kültürünü, yemeğini, gıdasını bizlerle buluştururken bunun içerisine sanat ve kültürel organizasyonlar da ekliyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii doğru ben mu? Şöyle özettim ben size. Ben 2019 yılında İzmir'e geldiğimde Bitlis'i, kadim kent dediğimiz Bitlis şehrimizi İzmir'e taşıdık. Bunu yaparken tabii burada başta Bitlis valimiz, Bitlis belediye başkanımız, İl ve ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, İzmir'de bulunan Ege Dernek Başkanımız Muzaffer Karayoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri Bitlis'ten buraya halkımızla beraber taşıyan insanlar, buradaki kitlemiz, buradaki halkımız, nasıl anlatayım ben size, yöresel ürünlerimizle biz Bostanlı'ya geliyoruz. Bunun ilkini biz 2012 yılında aslında yaptık. Bu inşallah bu sene 5.'si olacak. Harikasınız. Evet, o organizasyonla ilgili sürprizi vereceğiz, seyircilerimizle paylaşacağız. Siz bu organizasyonları gerçekleştirirken sanırım geniş bir ekiple çalışıyorsunuz. Tabii. Nasıl bir ekip bu büyük tanıtım günlerini ülkenin farklı noktalarından getirip burada gerçekleştirebiliyor? İstanbul'a taşıyor devamında değil mi? Evet, nasip olursa 10-13 yine İstanbul'dayız. Bitlis Yeni Kapı'da olacağız. Gene Bitlis tanıtım günleriyle mi ilgili? Evet, yine Bitlis. Yani bunun arka mutfağında çok, yani sizin gibi dostlarımız çok. Tabii bunun yanında başta burada İzmir'de yaşayan Reklam, Mahmut Bey, Foto Remzi ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizim bir parçamız. Evet, tabii bu arada ülke çapında çalışınca farklı tabii, gruplar, insan kaynağı. Tabii, sahne müdürümüz, buradaki sanatçı kardeşlerimiz, o yören çocukları. Hani bazı şeyler anlatılmıyor, yaşanır derler ya. O yüzden folklorumuzla,
Evet. Kültürel el sanatlarımızla. Tabii bizim de sizinle tanışmamız aslında değil mi? Evet. Bu organizasyonda Kars Erdoğan etkinlikleri, günleri etkinlikleriyle gerçekleşmiş oldum. Yolunuz açık olsun. Bu arada çok da farklı bir çapta yürütüyorsunuz. Bu organizasyonları gerçekleştirirken güzel paydaşlarınız var. Yani bir valilik, belediyeler galiba değil mi? Böylece etkinliğin kapsamı da içeriği de artıyor sanki. Evet, kimlerdir paydaşlarınız? Bizim paydaşlarımız Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Eren Holding, Kim Marketler. Evet, yani sponsorlarınızla birlikte. Sponsorlarımız tabii bunların sponsorlarımız hepsi sağ olsunlar. Yani ilimize katkıda bulunduklarından dolayı ben onlara teşekkür ederim. Ayrıyeten bunun haricinde İzmir'de yaşayan çok kitlemiz var bizim. Evet. Biz harika. Bunlara ulaşabilmek için yani aslında her sene yapıyoruz. İzmir bizim başlangıcımız aslında. Biz Bostanlı'yı çok seviyoruz. İzmir'de çok sevdiklerimiz var. Aydın'da yaşayan halkımız var. Evet. Manisa zaten İzmir bütünleşmiş. Manisa'da çok kitlemiz var. Bizim bir damak tadımız var aslında. Yani bizim damak tadımızı İzmir halkı da çok seviyor. Evet. Şöyle anlatayım ben. Bir büryanımız var. Tandır'da bir büryan var. Büryan dediğimiz 2 metre derinliğinde kesilen keçi etinden yapılan bir etimiz var. Onun haricinde bizim yani dünya birinci olan balımız var. Yani biz Bostanlı'ya geldiğimizde her sene yaklaşık 60 ton bal satıyoruz. Kaç? Evet. 60 ton biz bal satıyoruz Bostanlı'da. Ne kadar gün içerisinde oluyor? 4 gün içerisinde. 4 gün içerisinde tabii. 60 ton bal tüketilebiliyor yani satıcı alıcısıyla buluşuluyor. Ben hemen o zaman şunu sorayım. Neyin eksikliğini gördünüz de, fark ettiniz de böyle bir organizasyon işine girdiniz? Hem doğal ürünlerin eksikliğini gördüm. Açıkçası bunu söyleyebilirim. Evet. Yani insanlar artık yani yapay. Hani biz şöyle anlatayım ben geçen yıl sizinle tanıştık. Evet. Kars'tan Kars peynirini getirdik. Evet. Kars'tan kazını getirdik. Size de ikram ettik. Evet, ikram ettik. Bizi çok kırmadınız. Da keyifliydi. Şimdi İzmir'de büyük metropol şehirlerde bunlara çok ihtiyaç var. İnsanlar marketlerden bıkmış. Yani organik bitmiş. Biz burada tekrar yine şunu söyleyeyim. Bitlis Valiliğine, Bitlis Belediyesi'ne, milletvekillerimize ben buradan teşekkür ediyorum. Evet. Niye diyorum? Buyurun. Çünkü Bitlis'ten esnafımızın nakliyesini, yükünü, her şeyini standıyla, oteliyle, konaklamasıyla İzmir'le bütünleştiriyor. Bizim halkımız oradan buraya geldiği zaman, İstanbul'a geldiği zaman hem ürünü satacak, bunun ayrıyeten şu dönüşümü var. Sadece Bitlis'te yaşamıyor İzmir'de. Bunun Karslısı var, Sivaslısı var, Mardinlisi tabii var, Urfalısı tabii, var. Tabii. İzmir'de çok yoğun bir kitle var. Biz buraya geldiğimizde derdimiz ürün satmak değil. Buradan dönüşümü, Bitlis'imizin kış turizmi, Bitlis'imizin tarihi eserlerini buraya taşımak, buradaki insanlarımızı Bitlis'e davet etmek, yani yaptığımız işin esas amacı bu. Harikasınız. Peki hiç şunu test ettiniz mi? İzmir'de bir organik dükkana gidip işte bir Bitlis balına baktınız mı? Yani o kadar kilometrelerce uzaktan getirip burada alıcısıyla buluşturmak ya da burada organik olduğunu söyleyen Bitlis balı olarak rafta yerini alan ürünlerle hiç ürünlerinizi kıyasladınız mı? Şöyle anlatayım ben size. O konu güzel bir konuya değindiniz de. Şimdi Bitlis hani yani, direkt sizin bölgenizden gittik. Biz İzmirlilere evet, direkt Memleketten ürün ne kadar doğru, ne kadar yöresel? Onu merak ettim ben. Hani sizinki değil, bizim dışarıda dükkanlarda, piyasa, marketlerde, tabii, organik dükkanlarda vesaire. Mutlaka ürünler güzeldir. Tek yani Bitlis'in haricinde Erzurum balı da var. Tabii Karşın tabii. Yani sağ, mesela bir örnek. Şimdi ben Bitlis'te buraya gelişimizin esas amacı Bitlis balını tanıtmak, Bitlis kültürünü tanıtmak. Buraya gelen halkımız zaten oradaki esnaftan aldıktan sonra geri dönüşünü Bitlis'ten yapıyor. Belki iletişim de kuruluyordur. Tabii, yani sipariş, kargolama tabii vesaire. Tabii zaten esas amaç bu. Yani insanları memmandan gelen ürünle tanıştırmak, geri dönüşümü olmak. Biz ilk geldiğimizde burada yaklaşık 14 ton bal sattık. Gelen esnaf arkadaşlarım, Bitlis'ten biz daha İzmir'e gelmek istemiyoruz. Niye gelmek istemiyorsunuz? Abi zaten geri dönüşümler oluyor diyor bize. Yani biz hep kargo yapıyoruz. Sezonda hep kargo yapıyoruz. Tek bizim bir cevizimiz var, Adil Cevaz. Dünya birincisi cevizimiz var, Adil Cevaz. Hizan'da fındığımız var. Yani bizim yaşadığımız bölge
kırsal bölge, dar bir bölge ama gerçekten maneviyeti büyük, güzel ürünlerimiz var. Çok hızlı bir şekilde Bitlis tanıtım günleri için hazırlanmış videomuzu bir seyretelim mi seyircilerimize? Çok iyi olur, sürpriz olmuş olur. Rejiden alacağız onu. Kadim şehir Bitlis ve Bitlis sevdalıları için beklenen gün geldi. Dünyaya ışık saçan müze kent Bitlis, İzmir'de. 5. tanıtım günlerinde Bitlis'in tüm ilçeleriyle beraber tarihimizi, kültürümüzü ve paha biçilmez güzelliklerimizi İzmir'e taşıyoruz. Memleket hasreti çeken Bitlisliler ve Bitlis sevdalılarını İzmir'de buluşturuyoruz. Tüm halkımız davetlidir. Bitlis tanıtım günleri 21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazar yerinde. Evet İbrahim Bey, bu arada videoyu seyrettik, anonsunu da yaptık ama ben sizden de bir kere daha duymak istiyorum. Tarihiyle birlikte seyircilerimize aktarır mısınız? 21 Ekim, 24 Ekim. 4 gün boyunca ama bakın. Saat 2 ile akşam 9 arası, 14 ile 18 arası bütün sanatımızla, müziğimizle, halk oyunlarımızla, harika. Nasıl anlatayım bilmiyorum, kültürümüzle yani açıkçası, her şeyimizde oradayız. İzmir halkını bekliyoruz. Harikasınız. Vallahi çok güzel bir organizasyon olmuş, emeğinize de sağlık. Ben devam etmek istiyorum. Şimdi Bitlis'ten devam ediyoruz ama bu gelen ürünlerin hijyen koşullarına uygun olarak soğuk zincirlerinin kırılmadan buraya getirilmesi ve devamında aynı sağlık kriterleri göz önünde bulundurularak halka ulaştırılması da bir garanti verebiliyor musunuz? Yani bu organizasyon her şekilde sağlıklıdır. Bundan bahsedebiliyor muyuz? Çünkü uzun mesafelerden geliyor, yeni mutfaklar kuruluyor, belki farklı şekillerle dondurulmuş geliyor. Evet. Aktarır mısınız? Şunu anlatayım ben size. Hayvanlarımız, özellikle büryan. Büryanımız yaklaşık 80 gövde dediğimiz, yani 80 tane keçi hayvanımızı kestik. Bitlis'te, hijyenik bir şekilde, soğuk zincirle İzmir'e taşıdık biz bu ürünümüzü. Evet. Burada büryan, büryan dediğimizde akla gelen büryan tandırda pişer. Burada tandırımızı kurduk. Etimiz zaten şu an araçta, soğuk havada günlük pişecek. Burada tekrar mutfağa kurulacak, günlük pişimler olacak. Bunun haricinde Güraymak ilçemiz var. Mandasıyla, yoğurduyla, tereyağıyla çok meşhur. Evet. Bu da zincirle geliyor. Tabii bunları zaten sütürünü soğuk zincirle getirmezseniz bozulur. Yani bunu biz burada bizim tabirimizle kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Evet, ne kadar tehlikeli olurdu çok değil mi? Çok kötü olur. O yüzden hani biz bunlara çok önem veriyoruz. Bütün insanlarımız yani gönül rahatlığıyla. Üreticiniz orada satışını yaptığı ürünleri buraya getirirken ulaşım veriyor, konaklama veriyor. Evet. Burada insan kaynakları 3-4 kişi minimum çalıştırıyor. Evet. Devamında belki artanını da geri götürmek, gene bozmadan götürmek durumunda kalıyor ve bir yer kirası veriyor. Bütün gün standının başında bekliyor. Belki de dükkanından uzak kalmış oluyor. Bütün bu çabalar onu finanse ediyor mu? Sonuç artı yazıyor mu? Çok güzel bir konuya değindiniz. Şehrimiz nüfus olarak 300 bin nüfusu olan bir şehir. Evet, Bitlis 300 bin. Gelen esnafımız, ben şuna inanıyorum, hep yani görüyorum daha doğrusu. Değil mi? Yıllardır bu işi yapıyorsunuz, işi yapıyorum. Gözlemleriniz Bitlis il ve ilçelerinden yaklaşık 7 tır ürünümüz gelecek. Yaklaşık şimdi bu 21'e 7 tır ürünle geliyorsunuz. Evet, 200 çok ton güzel. Bir ürünümüz gelecek. Bu 150 veya 180 ton Allah-u Alem gelir. 180 tondan geri gidecek yok diyebiliriz. Niye yok diyoruz? Evet. Çünkü bizim burada güzel abilerimiz var. Güzel eşlerimiz, dostlarımız var. Abilerimiz kalan malı alıp dağıtıyorlar. Kalmıyor yani. Yani çok götürmüyorlar. Yok hani. Ha bu arada tüketiciye ikram ediyorlar. Tabii. Çok sponsor güzel. Sponsor firmalarımız sağ olsun. Çok güzel. Bizim esnafımızı hiç mağdur etmediler. Evet. Etmeyeceklerine inanıyorum çok zaten. Çok güzel. Demek ki aslında bu tarz organizasyonlarda kurumsal paydaşlar çok değerli. Sponsorların evet. varlığı evet. çok değerli. Daha öncesinden geliştirilmiş iletişim ağları çok önemli bir konu değil mi? Tabii onların sağlanmış olması. Tabii biz bu işe girerken yaklaşık 5 ay önce girdik.
Yani bunun hemen, altyapı çalışması tabii, var değil mi? İletişim var, marka konumlandırması, anonsu değil mi? Ülke tabii, çapında bunun kamuoyuna duyurulması var. Biz İzmir'de Bitlis'i yapacağız diye, Bitlis esnafımızla, valiliğimizle, tekrar kültürümüzle. Evet, sorduğum soruya yanıt şunu da merak ediyorum. Yani o üreticinin İzmir'e taşınması gene de ona kar sağlıyordu değil mi? Yani çünkü bir üretici mağduriyetinden i̇şte bahsediyoruz. Oraya geleceğim. Buyurun. Şimdi üreticimiz Bitlis'te dedim ya 300 bin nüfusu olan bir şehirde yaklaşık bu ürünü satma şansı yok. Evet. O yüzden bu pazara ihtiyacı var. Her sene ihtiyacı var. Tek İzmir'de değil, İstanbul'da da ihtiyaç var. Hı hı. Bizim halkımız Bursa'da da var. Bizim halkımız Ankara'da da var. Yani bir Antalya'da da var. Biz farklı illere zaten yayacağız. Bu sene 3 tane ilimize gideceğiz. Hangi iller? Bu sene nasip olursa İstanbul var. Evet. Ankara var. Evet. Bir de olursa Bursa düşünüyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak diye düşünüyoruz. Peki bir de dönelim bizim tarafımızdan bakalım bu organizasyonların etkinliğine. Biz marketteki ya da organik gıda satan dükkanlardan alabileceğimiz bir ürünü pazar yerine sizin yapmış olduğunuz organizasyonla daha mı ucuza alıyoruz? Yoksa hemen hemen aynı mı oluyor fiyatlar? Hani üreticiden tüketiciye diyoruz ama arada çok da maliyeti arttıran konular var. Bizler ne açıldı, ne durumdayız bu noktada? Şöyle söyleyeyim ben size. Siz marketten daha uygun alacaksınız. Öyle mi? Çünkü üretim Bitlis. Taşıma, nakliye, konaklama. Başta dedim ya, Bitlis valiliğimiz, Bitlis belediyemizin, milletvekillerimizin buna desteği çok oldu. Çok o güzel. O yüzden şimdi atıyorum İzmir'de yaşayan bir halkımız markete gider. Fiyat vermeyelim, bir bal alacak. 10 lira yahut da 5 lira diyelim. Oran konuşabiliriz fiyat vermeden. Evet. Bu ürün zaten oradan İzmir'e geliyor. Markete geliyor. Evet. O adam zaten buraya pazıyor ama ya İzmir, Bitlis'ten olur, Erzurum'dan olur. Yani balın, peynirin çıktığı, ürünlerin çıktığı yer belli zaten sezonda. Onu zaten buraya geliyor. Marketin bir %20 kar oranı var. Onun üstüne koyduğu zaman bizden pahalı olacak. Biz bunun garantisini veriyoruz işte. O yüzden diyoruz ki neyiz pazarda, pazar olarak değil, Bitlis olarak, Bitlis'te satın alan fiyatın aynısını burada uygulayacağız. Çok güzel, çok güzel, harika hakikaten. Tabii bunu sadece Bitlis'te sınırlandırmıyoruz. Hayır, çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla siz Şanlıurfa'yı yaptınız. Mardin'i yaptınız. Mardin'i yaptınız. Evet, Kars, Ardahan, Iğdır'ı yaptınız. Sadece Bitlis değil. Bize uzak olan bütün Anadolu'muzun bütün mutfaklarını bizimle Hatay'ı yaptık. Elazığ'ı yaptık. Oh, hakikaten, yani biz hakikaten. İnşallah bir sloganımız var. En iyisini yapıncaya kadar devam. Harikasınız. Bir de çok keyifli olmayan bir sorum gelsin size. Biliyorsunuz üreticimiz sıkıntılı bir durumda. Geçtiğimiz süreç içerisinde ülkemizin bazı hani içinden geçmiş olduğu süreç içerisinde süt ve özellikle süt ve etteki artışlar, maliyetlerin yüksekliği bu bizleri hem tüketici olarak zora sokuyor, üreticiyi de bir kere daha zora sokuyor. Hayvanını kesmek zorunda kaldığını söyleyen oluyor. Hani geçinemiyor. Bununla ilgili fiyatların artışıyla ilgili ne söylersiniz? Size yansıması, genel olarak bizlere yansıması, üreticinin içinde bulunduğu çıkmazı şöyle bir kabaca sizden alsam ben. Yani şöyle söyleyeyim ben bu konuyu. Zaten ülkemizin ekonomik sıkıntısı var. İşte ondan bahsetmek istiyorum. Bu sesimize de yansıyor. Halkımıza da yansıyor. Burada büyüklerimize sesleniyoruz. Yani tarımla ilgili çiftçimize daha çok destek olurlarsa. Çünkü görüyoruz, yaşıyoruz, izliyoruz. Ben buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Biraz daha yardım, biraz daha yardım. Yani. O eksik kaldı. Biraz daha yardım. Biraz daha yardım, biraz daha yardım. Çünkü insan, yani bize derler, veren el var, alan olma. Ver ki ne verirsen, seninle o da gelir derler. Senin ne derler öyle. Büyüklerimizin bir atasözü var. O yüzden buradan tekrar büyüklerime sesleniyorum. Çiftçimize destek. Destek. Çiftçimize, hayvancımıza destek istiyorsunuz. Harikasınız. Aslında İbrahim Bey süremizin de sonuna geldik. Dilerseniz programımızı kapatalım. Siz tarihleri bir yenileyin. Bir de İstanbul anonsunu lütfen sizden rica ediyorum. Kamera sizin olsun. Buyurun. 21-24 tarihleri arasında Bitlis il tanıtım günlerine bütün İzmir halkını davet ediyorum. Ayrıca 10-13 İstanbul Yeni Kapı. O da Bitlis. O da il tanıtımı. Bütün halkımızı davet ediyorum sayenizde. Çok teşekkür ederim Eneş Hanım. Biz çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok mutlu oldum. Evet sevgili seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Farklı bir konuydu. Çok da keyifli bir konuydu.
İK Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kılıvan'a stüdyomuza katıldığı, canlı yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bu arada siz sevgili seyircilerimize de bu Bostan'da gerçekleşecek olan 5. Bitlis tanıtım günlerini paylaşmış olduk tarih olarak. Kaçırmayın deriz. Üreticiden tüketici, keyifli olsun efendim. Hoşça kalın.